Arkadaşlar merhabalar, güzel bir gece diliyorum sizlere. İkinci defa yayına geliyorum. İlk defa oldu böyle bir şey başımıza geldi ama olsun, her şeyde bir hayır vardır. En azından izleyicilerimizle güzel bir sohbet gerçekleştirdik saat 22 itibariyle. Ama şu anda da konuğumuzla iletişime geçirdiğini biliyorum. Ben de şapkamı, kostümümü değiştirdim yine. Ece Ronay bizlerle birlikte olacak. İnşallah. Şiki 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 baba. Ülkem Aydın, çok teşekkür ediyorum. Evet. Arkadaşlar, Ece Ronay bizlerle birlikte olacak. Umarım şimdi gelir. Umutluyuz. Paris'ten Yester abla umutluyuz dedi. Biz de umutluyuz. İstek gönderirse seviniriz, geldiğinde haberimiz olsun. Şu anda tabii birçok insanın haberi de olmayabilir. Canlı yayın istekleri geliyor başka. Baya baya sürpriz yaptık gecenin bir yarısı. Demek ki habersiz gelirsek böyle çok farkında olmayacaksınız. Evet arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Nerelerden izliyorsunuz bizleri? Şöyle bir yazarsanız sevinirim. Merak ediyorum çünkü, ama yeni isimleri. Hani yeni isimlerden bir bakayım. Deniz Toprak, iyiyiz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz. Valla o kadar uzun sohbet ettim ki saat 22'de. Hani şimdi tekrar baştan şey yapmıyorum. Güzel gidiyor pandemi işte. Evet, bugün sizi uyutmayacağım. Herkes ayrı bir canlı da, değil mi? Ece Ronay şimdi gelecek diye biliyoruz ama. Ben de merak ettim. Ne oldu? Teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler Antalya'ya. Samsun, selamlar, sevgiler. Bolu, selamlar, sevgiler. Bodrum, selamlar, sevgiler. Zaten yarın pazar. Pandemi var. Birini bekliyoruz. Irmak diyor ki, ayol bu ne? Valla benim izleyicilerim bu saate alışık değiller. Yani Ece'yi bekliyoruz. Teşekkür ederim Selma ablacığım. Teşekkür ediyorum. Irmak, kimin yayınına katıldığından kim attı? Gel dertleşelim. Yani gel derken konuş. Mehmet selam. Özcan bizi izliyor musun? Sevgili Özcan Beylan. Anladın sen Özcan. Şarkı da açamıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var sizlere söyleyeyim. Ece Ronay'ı beklerken birkaç tane ufak, büyüklü, küçüklü büyüklü projelerimiz var. Onlarla ilgili önümüzdeki hafta inşallah güzel bir şeyler olursa sizlere haber vereceğiz. Burada mesajlar geliyor. Tamam Özcan, sen bir sen bakma bence. Sen iletişime geç. Alkış bekliyorum. Evet. Hadi ben bir kişi daha mı alsam? Ne yapsam? Hayır, o kadar sohbetlerimizi ettik ki. Bu arada şey yaptım. Dünyada ilk defa Maria
adlı bir pilot, kadın pilot, dünyanın ilk okyanusu geçen kadın pilotunun belgeselini izledim. Harikaydı. Tavsiye ederim. Ondan sonra ayrıca bir aslında sizlere film önerileri, dizi önerileri de yapmamız lazım. Bu özellikle hafta sonları. Ama tahmin ediyorum ki önümüzdeki hafta ile birlikte yasaklar yavaş yavaş biraz daha serbestleşecek diye tahmin ediyorum. Bunun sebebi de geliyor Ece Hanım demişler. Tamam Özcan Bey, teşekkür ediyoruz efendim. Herhalde sürprizleri vardır bizi bu kadar beklettiğine göre. İlk defa bu kadar bekledik. Olsun, sağlık olsun. Arkadaşlar kimseyi alamayacağım. Konuğum geliyor çünkü. Siz de bekleyin. Sohbete devam ederiz. Evet. Şimdi dediğim gibi müzik on air, kalabalık bir ekip arkadaşlar. DM'lere ben bakmıyorum. Ancak bakan arkadaşlarımız var. Hani eğer hani çok yazdığınızı tahmin ediyorum ama eğer bir yeteneğiniz varsa şarkı, müzik, bestelerle ilgili onları DM'e atın. Bir demodur. Tabii mutlaka tasdikli olsun. Onları atın arkadaşlar. Mutlaka ilgilenirler. Evet, Ece Ronay niçin geç kaldı? 1. Makyajı uzun sürdü diyenler var. Soracağız ona. 2. Unutmuş olabilir diyenler var. Irmak vallahi görmedim. Yazdın o kadar da bütün yazıları görmüyorum. Sağ olsunlar yazanlar çok. Irmak ne yazdın acaba? Göremedim Irmak. Bir gün canlı yayına bağlan, anlat. Ebru Yaşar yazıyor Ülkem Aydın. Ebru Yaşar. Ha bir Ebru Yaşar yazdı. Ebru Yaşar'ın konuk etmiştik. Sevgili Ebru Yaşar'a selamlar, sevgiler. Böyle izleyebilirsin. Geçmiş yayınları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ece geliyorum diye yazmış. Az da olsa bir şarkı söyleseniz diyor. Hadi ben de söyleyeyim gecenin bir yarısı. Ece'ye de söyleteceğim gece mece. Heh, geldi. 2 saattir bekliyorduk. İyi geceler. Hoş geldin sevgili Ece Ronay. Buldum, nasılsınız? Efendim? Nasılsınız? Çok iyiyiz. Gayet iyiyiz gördüğün üzere. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biraz uykudan uyandım sanırım. Çok uyumuştum. Hay Allah. Biri hatırlatmadı mı canlı yayın olduğunu? Saat 10'da falan canlı yayınımız vardı da ben uyudum bayağı. Özür dilerim. Estağfurullah. Önemli değil. Yani benim için içeridir. Ben beklerim de. Bak senin izleyicilerin fark etmiyor ama gece de geldiler. Benim izleyicilerim artık bu saatlerde uyuma saatleri. Şey böyle akbaba gibiler, hemen şey oluyorlar. Süper süper. Olsun. Önemli olan seni sevenlerinle buluşturmak. Hoş geldin tekrar. Öyle ne yaptın da bugün yoruldun? Önce bir onu bir... Bugün ne yaptın mesela? Ne yaptım biliyor musunuz? Benim yeni şarkım çıktı dün. Evet. Ben de şey var. Totem yapıyorum. Karpuz'da öyle yapmıştım çünkü. Atılan bütün yorumları beğeniyorum ve şu an 27 bin tane yorum var. Geceden 27 bin tane yorum beğendim. Herkes. Hani arada bir arkadaşına, eşine, dostluğuna verseydin o devam etseydi yani totem. Yok, ben hem okuyorum hem beğeniyorum. Story'lere ekliyorum oradan çıkıp. Oradan çıkıp TikTok'ta yorum atmaya çalışıyorum sesi kullananlara. O yüzden beynim yanıyor bir ilk üç gün. Bayağı aktifsin ya o zaman sosyal medyada. Yani dinleyenlerin ne oldukça aktifsin, doğru mu? Şöyle anlatayım. Şarkı çıktığı ilk üç gün totemimi her zaman uygularım. Üç gün telefonu elimden bırakmam. Sonra biraz azalta 10 gün sonra bırakıyorum. Ama yani ilgilenmeye çalışıyorum. Çünkü sonuçta şarkım iyi de olsa kötü de olsa bana destek veren çok güzel bir kitlem var. Ve hani ben onların yaptığını karşılıksız bırakmak istemiyorum aslında. O yüzden. Süper. Süper bir düşünce. Peki bazen şuursuz kişiler olabiliyor yorumlar. Tutamıyorum kendimi. Hemen küfür ediyorum. İyi yapıyorsun diyeceğim. Yani güzel cevabı güzel cevap. Kötü cevabı kötü cevap diyelim yani.
Aynen. otomatikman. Gibi. Şey Gibi. bazen küfür ediyorum. Ha, O yüzden küfür ediyorsun. Ha. olmuyor. Ya Problem. sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi senin klipteki tarzınla buradaki tarzını çok farklı gördüm. Burada şirin, kendi halinde bir kız. Kliplerde o şiki şiki baba. Öyle bir kız gördüm ama o da güzel. O da güzel bir şey. Oyunculuk yapmaya çalışıyoruz diyelim. Çünkü yani nasıl anlatayım? Kliplerde o şirinliğimi yansıtamıyorum. Ön kameradan kendimi gördüğüm zaman rahat oluyorum. Ama arka kameradan göremediğim zaman hep böyle sinirli ve agresif olduğum için ona uygun roller seçiyorlar klibimde. Güzel, gayet de güzel. Bu da güzel, o da güzel. Sonuçta hep öyle olmayacak halde kliplerde farklı olmak da güzel oluyor. Peki, şunu soracağım. Hep böyle telefonla, sosyal medyayla hani şimdi 3 gün yapıyorum ondan sonra azaltıyorum yavaş yavaş diyorsun ya. Normalde nasılsın telefonla, sosyal medyayla aran? De telefona değil ama Netflix'e çok bağımlılığım var. 24 saat oturup film izleyebilirim. Bir 10 dakika kalkıp TikTok videosu çekiyorum. 5 dakika story atıyorum. Ondan sonra tekrar. Yani sürekli koltuğum var, oradayım ben. Niye soruyorum biliyor musun? Benim hakikaten bir zaman sonra midem bulanmaya başlıyor. Ama işim de var. Mesela afiş geliyor, afişi koyuyorum. Bir şey oluyor, haberleşiyoruz. Böyle atasım geliyor hepsini. Sende o olmuyor mu yani bir anda? Şöyle Veya söyleyeyim. başka birinde arkadaş, izleyicilerimize de soruyorum. Gerçekten bende oluyor yani bazen. Midem bulanıyor yani. Son zamanlarda başladı bende. Yani böyle son 3-4 aydır bir mide bulantısı başladı. Son 3-4 aya kadar sürekli bir hırslıydım. Bir şeyler yapayım, işte kim ne yapıyor, ne akım çıkmış, ona bakayım, kovalayayım falan ama sanırım ben de biraz yoruldum aslında. Yani kendi hayatımı özledim. Belki şu an para kazanıyorum, güzel bir işim oldu ama eski hayatımı da özlemiyor değilim. Kafam rahattı, sakindim. Şu an öyle bir şeyim olmuyor. Her sabah uyanıyorum. Yine kim acaba story atıp da bana salladı? Kim TikTok videosu atıp da bana salladı, bana giydirdi? Sürekli bir kaos ortamı ve çok yorucu. Ama galiba zamanla şey alışıyor insan. Aman diyorsun kim ne yaparsa yapsın sevenlerim yeter diyeceksin diye düşünüyorum. Yoksa öbür türlü gitmez böyle hayat. Bende çok büyük bir çirkeflik vardı son 4 ay öncesine kadar. Biri bana salladı mı bir video atıp sallasın 3 videoyla karşılık verirdim. O yani takipçi sayısı hiç önemli değil. Benim 2 milyon takipçim vardır. Onun 50 bin vardır. Yine cevap verirdim. Duramıyordum çünkü kuduruyordum. Ama şimdi şöyle bir şey bak bunu dedim mesela zeki olanlar bilerek saldırır ki sana. Düşünsene benim mesela 50 bin var. Sen bana mesaj atacaksın. O daha güzel, daha takipçim olur. Artık bir şeyde sinirlenecek bir video atmışlar, küfür etmişler, laf söylemişler. Direkt engelliyorum. O kadar kafam rahat ki. Ne düşünmüşler, kim ne yapmış hiç umurumda değil çünkü çok yoruldum. Şimdi çok konuğum oldu 1 yıldır. Çok ünlüler de var bunun içinde. Daha yeni ünlüler de var. Birçok konuğum oldu ama hepsinin yani böyle aldığım izlenimler ilklerde çok takıyordum kafaya. Şimdi hiç umurumda değil. Herhalde o umurunda olmadığın anda daha hızlı ilerliyorsun. Çünkü daha rahat kafanla ilerliyorsun. Değil Aynen. mi? Kafayı bozmayınca bu işte en önemlisi senin psikolojin. Benim Evet. psikolojim iyi olursa insanlara o kadar iyi şeyler verebiliyorum. O yüzden psikolojim bozacak şeyleri hayatımdan çıkarmayı öğrendim. Çok rahatım. Kesinlikle o çok önemli. Yani orada sinirin alınmış olacak o konuda. Çünkü sosyal medyada sallayanlar çok oluyor. Benim burada bile bazen yayında böyle yapıyor. Bu çocuk kim ya? Ne biçim şey yapıyor falan diyorlar. Ben ama hiç silmiyorum. Hoşuma gidiyor. Niye bilmiyorum bazen de. Mesela atıyorum ismi Merve olsun. Öyle mi diyorsun Merveciğim diyorum. Selamlar sevgiler. Bir bakıyorsun hoşuna gidiyor cevap vermem. Sonra başka bir şeyler yazıyor. Değişik yani. Kafalar değişik sosyal medyada dediğin gibi. Şarkıya gelelim. Bu arada daha yeni yeni ayıldığın için uzattım lafı. Ayıldın. Güzel değil mi? Şu anda bizdesin. Yani. Karamela. Nereden çıktı bu şarkı? Nasıl çıktı? Aslında benim bütün şarkılarımın hiçbir yani sebebi yok. Neden çıktığı, nasıl çıktığı yok. Yani anlık bir şekilde gönderiyorlar. Bu şarkıyı alır mısın? Olur alırım diyorum. Alacağım şarkılara gelene kadar tabii ki onlarca, yüzlerce şarkı geliyor önüme. Ben en anlamsız olanı Ne seçiyorum. güzel, nasıl geliyor önüne onu anlamadım. Ya işte yazan birkaç tane abimiz, kardeşimiz var. Heh, Yazıp tamam.
Elimde şunlar şunlar var. Hangisini istersin diye. Kimi arabesk gönderiyor, kimi pop gönderiyor. Ben özel olarak en saçma sözleri olanı seçiyorum. Saçma ama biraz da böyle mecazi anlamı olan. Değil mi? Çünkü böyle bir tarz yarattım. Ben Sevesinle, mesela Sevesin diye bir şarkı yaptım. Çok güzel, böyle sakin, kendi halinde bir şarkı. Asla troll yok. Kimse umursamadı. 10 milyonda kaldı. Ama bir Şikşiki Baba diye şarkı yaptım. 70 milyon oldu. Ay Karamele. bakar mısın yalnız 10 milyonda kaldı ne az. Ben şarkı yapayım 2 milyon izlensin havaya uçarım 10 milyon. Çok şey mütevazisin Ece. Ama gerçekten sana bir şey söyleyeyim. Ekrana da yakışıyorsun. Kliplerin de çok güzel, şarkıların da. Yani ben hiçbir başarılı işin tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Ben de. Yani kesinlikle bir tılsım var demek ki ondan. Ama 10 milyon da yani yadsınamayacak kadar az değil yani. Tabii ki öyle. Sevesim güzel bir şarkıydı ama benim kitleme çok hitap etmedi. Yine sevdiler, yine desteklediler ama özel olarak ikinci, üçüncü kez girip dinlememişler. Yani Evet. o yüzden ben artık müziği güzel, klibi güzel, sözleri de biraz kafa karıştırıcı şarkılar yapıyorum. Çünkü benim tarzım bu şekilde oturmuş. Tarzımın dışına çıktığım zaman sevenlerimi kaybettiğimi fark ettim. Şöyle, bu hani biraz önce dedin ya hani ilk önce çok takıyordum kafaya bazılarını. Şimdi bu alanda da biraz ilerledikçe şey diyeceksin. Ya tamam sevenlerimi ben de çok seviyorum sağ olsun ama şimdi kendi istediğim şarkı yapıyorum demeye başlayacaksın birkaç şarkı parça sonra. Biraz daha yakın. Yani hani birkaç yıl böyle 20 yıl sonra dönüldüğünde bu şarkı yine dinlensin şarkılarından yapacaksın bence hissediyorum ilerleyen zamanlarda. Bana da öyle geliyor. Sadece şu an biraz piyasadaki yerimi tam olarak oturtayım. Belli Evet. bir edineyim. Sonra kendi istediğim tarz zaten apayrı bir tarz. Ona geçmeye çalışacağım. Şan eğitimi alacağım. Şu an bir şirketle çalışıyorum. Lodge Records diye. Onlar bir de dinlik etmiyorlar. Buradalarsa eğer çok selamlarımı yolluyorum. Orada şan eğitimi almaya başlayacağım. Farklı tarzlara yavaş bir geçiş yapacağım. Direkt bir dikey geçiş değil de böyle hafif eğimli bir Tabii geçiş. tabii yani şu anda çünkü bir şey yakaladın. Evet. Sahne aldın değil mi? Pandemiden önce sahnelerin vardı. Çok güzel. Peki bu arada ben seni Şiki Şiki Baba'yla tanıdım ilk. Yalan yok yani ben oradan tanıdım. Ve ondan sonra devamlı takip ediyorum tabii ama çok mesela özel hayatınla ilgili sorular soracağım. Yani özel hayatın derken aşk hayatın değil. Böyle neler yapıyorsun şimdi şey olarak. Tabii sor diyenler vardır da. Ne okuyorsun? Ailen mesela müzik konusunda destekliyorlar mı seni? İlk önce desteklemiyorlar mıydı? Bunları merak ediyorum mesela. Ne okuyorum derken okul olarak mı? Ha, okul yani veya okuyacan mı? Ben Üsküdar Üniversitesi Genetik Mühendisliği okuyordum. Sonra yatay geçişle Antep Üniversitesi Beslenme ve Diyetetiğe geçtim. Sanko Üniversitesi özelde. Beslenme ve Diyetetik, yani diyetisyenlik okuyordum. Fenomen olunca derhal bıraktım okulu. Bir dakika yalnız. Üsküdar genetikten Antep beslenme ne alaka? Genetik çok ağır geldi. Bir tane yatay geçiş hakkımız oluyordu o zaman. Şu an var mı bilmiyorum. Farklı bölüme geçiş hakkımız oluyordu. Ben de diyetisyenliğe geçiş yapmayı tercih ettim. Peki Antep'e gittin mi? Okudun mu? Seneden fazla okudum. Üçüncü sınıfa yakın fenomen oldum. Olduğum anda derhal bıraktım okulu. Bir de şeymiş gibi yani orada katlanamıyordum artık. Olur olmaz da derhal bıraktım gibi yani. Sana ne işkence çektirdiler orada? Ne oldu? Aslında hiçbir şey yapmadılar ama benim çok ciddi bir uyku problemim var. Kendime bildim bileli beni Evet onu biliyorum. Onda sorun yok. Onu biliyorum. Seni kısa öz tanıyorum ama onu anladım. yani ben ilkokula giderken falan da asla beni uyandıramazlardı. Böyle uyurken işte giydirirdi annem. Ondan sonra servise götürürler. Serviste uyurdum. İlk iki ders uyurdum. Öyle ayılırdım. Üniversite hayatımda o uyku konusunda bana zulüm oldu. Hatta şunu üzülerek söylüyorum ki uyuyakaldığım için giremediğim vize ve final sınavlarım oldu. Yani şey, uykuyu seviyorum derken mesela bir yattın mı 15 saat uyur musun? Hayır, uykuyu sevmiyorum. Ama şöyle, Erken kalkma problemim var o zaman. kendim uyanamama problemim var. Alarm, top patlasın, ne olursa olsun uyanamıyorum. Ama biri gelip böyle beni biraz dürtse hemen uyanırım mesela. Ama Aynen. alarmla falan uyanamıyorum. Şimdi biz senin
şeyini almamışız arkadaşlar. Bu arada makyajı uzun sürdü, unutmuş olabilir diyenler vardı. Biz uyuyakaldığı tahmin edemedik tabii. Hani hiç edemedik. Dedim ki acaba dedim birinin telefonunu da almamışız herhalde bizim ekip arkadaşlarımız. Senden veya bir işte menajerinin vesaire alsaydı illaki bir telefonu çaldım en azından uyanırdın diye tahmin ediyoruz. Kısmet. Kimdi? Melis değildi. Melis Fis değildi. Bir kişi daha şey oldu. Uyuyakalmış ama son dakikada yetişti. Hani senin gibi biz şey yapmadık. İptal ettik. Son dakikada bana ulaştılar. Cüneyt tekrar yayına gel. Giriyoruz dediler ama olsun. Şey iyi niyetli bir kızsın. Onu anlayabiliyorum. Ama çirkef halinde görmek isterdik mesela. Sinirlendiğinde nasıl çirkefsin onu da görmek isterdim şahsen. Uzun zamandır sinirlerim alınmış gibiyim ya. Belki şu an burada olan hani takipçilerim varsa farkındadırlar. Uzun zamandır kimseye karışmıyorum. Kimseyi dövmüyorum. Kimsenin saçını başını yolmuyorum. Ciddi misin? Hani saç baş yolma var mıydı? Bazen birkaç buçuk kere olmuş olabilir. Ya sende yok gibi duruyor ama ya. Yani hani hakikaten yok gibi duruyor. Ya işte bazen bir deli damarı atar ya insan. Ne burcusun? Akrep. Akrep saldırgandır herhalde ya. Akrep aşık oldu mu akrep vay haline. Öyle of, derler. Çok kıskancım. İnsanın karşındaki insanın hayatını kaydıracak derecede kıskancım. Benle muhatap olsun, benle konuşsun. Benden başka kimseye selam vermesin. Sadece benim olsun, kutuya koyayım, saklayayım. İyi, işte. Taliplerini o zaman reddet şu anda yani gitsin. Şu an başka vakit ayıramam. Önce fitne fesatla uğraşacağım. Tamam canım 10 sene sonra, 5 sene sonra, 3 sene sonra sonuçta yani onu demek istiyorum. Kıskancı zama diyorsun sadığımdır bende değil mi? Sen akrep sadık mıdır? Yok. Ha. Yani ben söyleyeyim. Hayatım önce kimseyi aldattığımı geçtim. Böyle konuşmam bile olmadı bir başkasıyla aldatma konusunda. O konuda çok hassasımdır. Karşı taraftan da aynı hassasiyeti beklerim. Ama genelde aldatılıyorum ya. Yapacak bir şey yok. Hayır. Aldatıldın mı? Hı. O zaman mı saldırdın saç baş? Yok. Ben kızın bir suçunun olduğunu düşünmüyorum. Kız tamam. Sevgine saldırmışsındır saç baş yani sonuçta. Diyorum ki sevgine saldırmışsındır. Evet yayınımız mı dondu yoksa şarjı mı bitmek üzere? Bir şarkı daha doğrusu bir şarkı alırız söyleyebilir ise ve yayınımızı bitiririz ama bir beklemede kalalım yayından bakalım düşecek mi? Burada sorularınıza bir bakayım. Yüzler ha. Şarjı mı bitti? Bir şey oldu ama. Yok ya benim telefon numaram bazı yerlerde dağılmış. O yüzden aradılar mı üst üste 50 kere arıyorlar. Kapatıp uçak modunu al. Aldım. Tamam. Aradılar. WhatsApp'ı Ece bu arada ailenle mi yaşıyorsun? Yok yalnız yaşıyorum. Yalnız yaşıyorsun. Ha. Şimdi şöyle. Vallahi ben çok çok daha iyi yerlere geleceğine eminim müzik konusunda. Onu evet. Anladım. Ama aşk konusunda biraz inişli çıkışlı bir hayatın olacak gibi. Birisi de demiş ki niye şarkının ismi Karamel? Karamel sözcüğü geçiyor. Karamel neden karamel bilmem ya şey bir tane biz aslında Şiki Şiki Baba'da ve Karamela'da eski şarkılardan ilham aldık. İşte aslında Karamela diye bir şarkı da var eskilerden. Çok bilmiyorum o şarkıyı ama Şiki Şiki Baba diye bir şarkı da var. Onları yeniye uyarladık. Bundan sonra da Mastika çıkacak mesela. Mastika da çok eski bir şarkı. İsimlerini eski şarkılardan alıyoruz yani. Vallahi çok güzel. Ekibin çok güzel düşünüyor eğer kimse. Vallahi tebrik ediyorum. Mastika yani Mastika da çok güzel ama Mastika de bir anda bakıyorsun modern bir şarkı
Güzel olur. Gerçekten güzel. Şey, uykulusun mu bilmiyorum. Söyler misin küçük bir kuple bir şeyler? Benim canlı sesim çok güzel değil, tavsiye etmem. Bayağı otobüs. Ya valla bu kadar dobra biriyle ben hiç şey yapmamıştım. Sesin Ben güzel bence de. kaldırabilir misiniz onu? Yok ben söyletmeyeceğim. Seni Teşekkür. düşünerek söyletmeyeceğim. Emin ol kaldırabiliriz. Ama seni düşünerek söyletmeyeceğim. Niye biliyor musun? Vallahi dobrasın bence bazılarının şey sesi güzel. Mikrofon sesi güzeldir. Olabilir. Gerçekten olabilir. Yani bu var birçok sanatçı. Yıllardır bizde şarkılar söyleyen tanıdığımız şey çıplak ses söylemezler yani. Şöyle oluyor. Yani sesim çok değişmiyor şarkılarda. Yani yine benim sesim oluyor. Ama mikrofonda kapalı bir odadayım, rahatım. Böyle mesela yanında bir arkadaşım bile olsa ben söyleyemiyorum. Utanıyorum, çekiniyorum galiba. Sesim böyle titriyor. O yüzden böyle aslında canlı söyleyemiyorum diyorum. Yoksa Şeyde playback mi yapıyorsun hep konserlerde? ya aslında playback diye çıkıyorum ama yine bağırıp çağırıyorum ben. Mikrofonda şey yapmıyorlar, öyle takmıyorlar. Peki ileride planların nedir? Çok merak ediyorum. Hani bu yolda mı ilerlemek, şarkıcılık, şan eğitimi almak istiyorsun çünkü belli ki buna daha önem vereceksin. Yoksa ne bileyim. Ben aslında oyunculuğa yönelmek istedim. Benim yayınım dondu mu? Yo. Oyunculuğa yönelmek istedim. Bir şirketle anlaştım, ders almaya başladım. Ama oyunculukta şöyle sıkıntılar olacaktı benim ilerleyen zamanlarımda. Ben hani oyunculuk eğitimini aldım, tamam. Televizyonda bir dizide başladım, tamam. Hatta belki Allah verdi başrol oynadım, tamam. Ama o zaman da magazinsel olarak çok sıkıntıya düşecektim. Çünkü küfürlü yayınlar, onlar, bunlar, bilmem neler yani. O geçmişte yaptığım hatalar bugün beni tırmalar mı diyorsun? Aynen Bu öyle. ya kim yapmıyor ki? Yani yapabilecek bir şey yok. Daha biraz önce Justin Bieber tutuklanmıştı bir sene önce mi 2 sene önce mi ne? O tutuklu fotoğrafını koymuş. Çok şey öğretti hayat bana diyor. Yani yaşananlar, yaşanmışlıklar, etkiler bunlar herkes de hatalar yapabilir yani hatasız kul olmaz hatalar yapa yapa öğreniriz. O yüzden de sıkıntı. Sonuçta şey olmayacaksın yani Magazin sıkıntılı. öğretmen olmayacaksın. Şu an ben kendi kendime patronuyum. Kimse bana hesap soramaz. Sen niye şuna küfür ettin? Ne yaptın? Ne ettin? Dinlemek isteyen dinler, dinlemek istemeyen dinlemez. Ama televizyon çok daha farklı bir sektör olduğu için açıkçası ben geri adım attım. Yani kaldırabileceğimin üstünde yük almak istemiyorum. Bir süre şarkıdan devam ederim. Sosyal medya şarkı. Sonra belki ufak bir kafe açarım. Bir ev, bir araba alır hayattan. Bu hayattan kurtulurum inşallah. Valla çok enteresan hayaller. Hiç öyle bir hayal olduğunu tahmin etmiyordum. Ya pılımı pırtımı toplarım diyorsun. Şiki şiki babalar yapıldı ondan sonra. Karamelalar yapılıyor. Kafe açarım, arabamı alırım ondan sonra sen... Belki Güzel, o zengin. da güzel. Allah yüzüne Ya, gülür. ya gerçekten sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında çok zekice. Yani büyük hayaller kurup da böyle abartılı şeyler hayal etmeyip oluruna bırakmak. Anının tadını yaşayanlardan mısın? Yoksa mutluluğunu zehir edenlerden misin? Bazen böyle kafanı bir şeylere takıp. Çok uzun zamandır mesela ağladığımı hatırlamıyorum. Geçen haftalarda bir mevzu olmuştu. Onun öncesinden bahsediyorum. Yani bir 3 seneden fazladır ağladığımı hatırlamıyorum. Dünya umurumda değil. Hiçbir şeyi asla takmıyorum. O yüzden genelde anı yaşamayı tercih ediyorum. Şu an böyle oturuyoruz. Yarın mesela kafama esecek, Diyarbakır'a gideceğim. Oradan tatile gideceğim. Onu yapacağım, bunu yapacağım. Yani ben hayatı yaşamak taraftarıyım. Çünkü genç yaşta çok güzel bir kitle edindim ve aynı zamanda bir de para kazanmaya başladım. Evet. Yatırım yapmaya çalışıyorum ama kendi hayatımda yaşamak istiyorum çünkü bu yaşım bir daha geri gelmeyecek. O yüzden. Doğru diyorsun. Tebrik ediyorum. Bir de sevildikçe böyle bir ağırlık hissediyor musun? Evet, biraz daha dikkat edeyim filanlar oluyor mu? Onlar beni böyle seviyorlar. Ben eğer dikkat edersem beni sevmezler, biliyorum. Başıma geleceği biliyorum. Hayır canım biraz fren sıkmadan bahsediyorum. Şimdi küçük de izliyor seni, büyüğü de izliyor. Ne bileyim böyle birazcık hani daha sakin olma gibi. Ama zaten olmuşsun bence. Mesela sinirlenmiyorum diyorsun eskisi gibi. Yani benim böyle küfür ediyorum, küfürlü yayınlarım falan dediğim senede birdir. Hani öyle Ha. çok abarttığım için siz sürekli yapıyorum sandınız ama senede bir çok fazla cinnet geçirmişimdir ki yayın açmışımdır, sövmüşümdür. Ama işte o bir yayın
Bir sene boyunca dolanıyor. Bir sene boyunca Tabii dolanıyor. bir de siz, sen de onun artık kopyaları dolanmış durmuştur zaten diyorsun. Ama hata olarak kabul ediyorsan sorun değil. Ne yapalım yani, hayat bu. Herkese bir şeyler olabiliyor. Vallahi çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayındı. Ben Sen de memnun kaldın mı? çok mutlu oldum. Tekrar Katılıyor yaparız. musun hep canlı yayınlara? Yani katılımı. Aslında çok üşeniyordum ben katılmaya. O da belli oldu. Neyse de. Bilseydik dermiş bizi koy. Vallahi biz yayınımızı aldı. Geç oldu ama güç oldu. Seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Yolun bahtın açık olsun. İnşallah güzel bir kafe açarsın. Altında çok, çok güzel bir araba olur. Ondan sonra evin olur. Ondan sonra. Çok sevdiğin bir eş. Çoluk çocuk. Doğru mu? Evet. Ondan sonra ailenle, sevdiklerinle, sevenlerinle böyle arada sırada bir şarkılar çıkarırsın böyle güzel güzel. Valla İşte. dizilere de git. Hiç çekinme yani. Öyle şeylerin olmasın. Sonuçta öğretmen ol demiyor kimse sana. Oyunculuk teklifi gelirse yani değerlendir. Sakın geri adım atma. Biliyorsun neler gördü bu televizyon. Teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Var mı sevenlerine bir şey söylemek ister misin? Hepsini kocaman öpüyorum. Bizi izledikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Yayından ufak ufak çıkıyorum. Size de iyi geceler diliyorum. Çok çok teşekkür ederim güzel Kendine sohbet. çok iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. Müzikonier ailesi olarak biz de Ece Rona'yı takip ediyoruz. Sizler de bizi takip edin. Cüneyt Diktaş ben. Müzikonier ve Cüneyt Diktaş'ı takip etmeyi unutmayın. Bir yıldır yayın yapıyoruz. Belki yeni açanlar için tekrar edeyim. Türkiye'nin çok önemli isimlerini ve sosyal medya fenomenlerini ağırlamaya devam ediyoruz. Bu gecelik bu kadar. Şimdilik güzel bir pazar diliyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah pandemi biterse de şöyle dışarılardan yayın yapacağız. Stüdyolardan yayın yapacağız sizlere diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Dur yazayım mı ismimi? İsmini yaz demiş biri. Cüneyt Diktaş. Kendinize iyi bakın. Bakın Müzik Oneri ve Cüneyt Diktaş. Görüşürüz. Bay bay.